Herkese selam arkadaşlar. Coğrafya TYT 6. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde basınç ve rüzgarlardan bahsedeceğiz. Konumuz basınç ve rüzgarlar. Atmosferi oluşturan gazların yer çekimi etkisiyle yeryüzündeki bilim alana etki ettiği ağırlığa atmosfer basıncı diyebiliriz. Atmosfer basıncını barometre ile ölçülüp birimi bardır. Demek ki atmosferi oluşturan gazların yerçekimi etkisiyle yeryüzündeki bilim alana etki ettiği ağırlığa atmosfer basıncı diyoruz. Barometre atmosfer basıncını ölçüyor, birimi barmış. Bunlar detay. Yine atmosfer deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta 1 santimetre karelik alana yaptığı basınca normal atmosfer basıncı denir. Bu oran 1013 milibardır. Normalin üstü, yani normal atmosfer basıncın üzerindeki basınç değerine yüksek basınç, antisiklon. Normal atmosfer basıncın altındaki değerlere alçak basınç, siklon adı verilir. Aynı basıncı sahip noktaların birleşmesiyle oluşan eğrilere ise izobar denilir. Yüksek basınç, alçak basınç ve izobar. Bunlara dikkat edelim özellikle. Hani atmosfer basıncı, barometre, bar biraz ikinci planda kalır ama yüksek basınç, alçak basınç, izobara dikkat. Bizim için önemli olan burası. Atmosfer basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Birinci olarak sıcaklık, yoğunluk, yükselti, mevsim, yer çekimi, dinamik etmenler olarak karşıma çıkmakta. Zaten hemen hemen hepsinde mesela sıcaklık geçiyor, yoğunluk geçiyor. Mevsimde yer çekimi, yükselti, bunlar atmosfer basıncını etkiliyor arkadaşlar. Öncülips olarak karşımıza çıkabilir. Yukarıda bir olay verir, bunlara bağlayabilir. Böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Alçak basınç alanları nasıl oluyor? Şimdi alçak basınçta hava kapalı olacak. Yağışlı olacak, bulutlu olacak. Dikey hava hareketi yükselecek. Isı kaybı az olacak veya azdır diyebiliriz. Rüzgar çevreden merkeze doğru esecek. Daha tekrar edelim. Hava kapalı, yağışlı, bulutlu, dikey hava hareketi var. Isı kaybı az. Rüzgar çevreden merkeze. Yüksek basınçta nasıl olur? Tam tersi. Hava kapalı, hava açık. Hava yağışlı, hava güneşli. Dikey hava hareketi yükseliyor, burada alçalıyor. Isı kaybı az, burada fazla. Rüzgar alçakta çevreden merkeze, yüksekte ise merkezden çevreye doğru esiyor. Yani alçak basınç, yüksek basıncın aradaki farkı nasıl bileceğim? Arkadaşlar ikisini bilmeye gerek yok. Alçak basıncı bilirsem yüksek tam zıttı. Yükseği bilirsem alçak tam zıttı. Yükseğe bakalım. Hava açık, hava kapalı. Hava güneşli ya da yağışlı, güneşli. Orada hava yağışlı. Dikey hava hareketi alçalıyor, burada yükseliyor. Isı kaybı burada fazla, orada ısı kaybı az. Yüksekte rüzgar merkezden çevreye doğru, burada ise çevreden merkeze doğru. Birini bilirsem işim kolay. Şöyle bir soru gelebilir. Yüksek basınç alanlarıyla alakalı hangisi yoktur, değildir gibi soru gelir. 4 tanesini yüksek basınçtan der ki hava açık güneşli. A. B. Dikey hava hareketi var. C. Isı kaybı fazla. D. Rüzgar merkezden çevreye doğru eser. E. Bilmem ne. Hemen hemen 4'ü de aynı. Yükselti fazlalığı diyebilir mesela. Salladık E olarak. Cevap O olur. Ya da 2 tanesini aynı şık koyabilir. 2-2 koyabilir. Bu soruları değiştirebiliriz tabii. Bu önemliydi. Alçak basınç ve yüksek basınç aradaki fark önemli arkadaşlar.
Bir de bizim rüzgar çeşitlerimiz var. Sürekli, mevsimlik, yerel. Sürekli, mevsimlik, yerel diye 3 tane rüzgar çeşitlerimiz var. Sürekli rüzgarlarımıza bakıyoruz. Arize, batı, kutup. Bir de mevsimlik var. Muson. Yerel rüzgarlarımız var. Meltem, fön ve Akdeniz çevresindeki yerel rüzgarlarımız var. Şimdi alize genelde tropikal kuşakta etkili. Batı rüzgarı neydi? Orta kuşakta etkiliydi. Cephe ağaçları görülüyordu orta kuşakta. Kutup kuşağı da bizim kutup kuşağındaydı. Yani tropikal ekvator çevresinde. Batı orta kuşakta, kutup kutup kuşağında. 3 kuşağımız vardı, bahsetmiştik. Bu şekilde rüzgarların da olduğu yerler, yani alize eşittir tropikal, batı eşittir orta kuşak, kutup eşittir kutup kuşağı şeklinde sürekli rüzgarları özetleyebilirim. Mevsimlikte ise musonlar var. Musonda şunu bilmem gerekiyor. Güney, Güneydoğu Asya, muson rüzgarların etkili olduğu yerler. Güney Körfezi, Meksika Körfezi, Kuzey Avustralya'da mevsimlik muson rüzgarları karşımıza çıkar. Daha çok 5 sorudan bir tanesi dünya coğrafyası. Bu soru dünya coğrafyasında gelebilir. Der ki muson rüzgarların görüldüğü yerler hangisi değildir? İşte Güney Güneydoğu Asya, Güney Körfezi, Meksika Körfezi, Güney Avustralya mesela, Kuzey Avustralya cevap Güney Avustralya. Böyle bir soru gelebilir. En fazla yağışın düştüğü yer ise Güneydoğu Asya ülkesidir. Unutmuyoruz. Meltem rüzgarları, fön rüzgarı, bundan zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Tekrar girmiyorum. Meltem'de Karadeniz imbat var. Bunu zaten belirtmiştik. Akdeniz çevresinde olanlar Sirocco, Samyeli, Lodos, Hamsin, Kıble. Bunlar sıcak. Zaten kırmızı ile yapmışız. Mistral, Krives, Bora, Kariel, Etesyen, Yıldız, Povez ise mavi arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin yerel rüzgarları. Bundan bahsetmiştik. Demiştik ki Kayıp Sakal KPSS videosunda detaylı olarak bahsetmiştik. Bir de rüzgarlarda şey var, tropikal rüzgarlar. Onlarda kasırga, hortum, tayfun, tornado, hurricane. İşte özeti bu şekilde. Sürekli bilirsem, mevsimli bilirsem, yerel bilirsem, bir de az önce söylediğimiz kayıp sakalı bilirsem, kariyer, yıldız, poyraz, lodos, kıble, samyeli. Bunu bilirsem, bir de tropikal rüzgarları bilirsem, çünkü kasırga, hortum duymuşuzdur. Kasırga oldu, hortum oldu, tayfun oldu. Bir de tornado, hurricane olarak 5 tane karşımıza çıkar. Buradan da bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Hangisi tropikal rüzgar değildir diye bir soru gelebilir. Evet, son slide sanırım. Ülkemizi etkileyen basınç merkezleri İsa Bey. Demiştik ki bunun da şifresi İsa Bey'di. KPSS bölümünde detaylı olarak anlatmıştık. İzlanda, Sibirya, Basra ve Asor. Bu şekildeydi. Joker'de arkadaşlar. Bundan da bahsetmiştik. Bir de rüzgar hızını etkileyen faktörler nelerdir ona bakalım. Arkadaşlar basınç farkı etkiler. Dünyanın eksen hareketi etkiler. Basınç merkezleri yer şekilleri, basınç merkezleri mesafeleri etkiliyor. Rüzgar hızını etkileyen faktörler basınç farkı, eksen hareketi, basınç merkezleri, yer şekilleri, mesafeler etkiliyor. Başka var mı ekleyeceğimiz? Var. Bir yerde rüzgarın en çok estiği yöne hakim rüzgar yönü diyoruz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Rüzgar çeşitleri
sürekli, mevsimlik ve yerel arkadaşlar. 3 tane. Bundan zaten az önce bahsetmiştik. 7. bölüme geçmiyoruz. Dediğimiz gibi rüzgar çeşitleri sürekli, mevsimlik, yerel. Sürekli neydi? Alize, batı, kutup. Alize tropikal kuşakta, batıda ise orta kuşakta batı rüzgarları var. Kutup kuşağında ise kutup rüzgarları kutup kuşağında. Alize eşittir tropikal, batı eşittir orta kuşak, kutup eşittir kutup kuşağı şeklindeydi. Mevsimlik rüzgarlarda muson rüzgarları vardı. En fazla alan, yağış alan yer Güneydoğu Asya'ydı. Yerelde ise meltem, fön, Akdeniz çevresindeki etkili olan yerler vardı. Akdeniz'de sıcak ve soğuk olarak ikiye ayırmıştık. Bir de ülkemizdeki kayıp sakalımız vardı. Bir de tropikal rüzgarlarımız vardı. Basınç olarak da basınç merkezlerimiz ise İsa Bey'di. Bunu da kodlamıştık, anlatmıştık arkadaşlar. 7. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.